6 tane sıfırla Nürburgring'e girdim. Manuel 2011. Türkiye'de satılanların aynısı. Bakalım. Bu üçüncü dönüşüm olacak. Biraz ESP vesaire devreye girebilir. Ayrıca çok kalabalık. Sürekli arkadaki trafiği takip etmek zorundayım. Lastikler ısınmış bayağı. İki tur gibi süremedim. Gelecek olan arabam da arkamdan geliyor. GR Yaris peşimde. Hemen yol vereyim şurada. Siparişle geliyor el yapımı. Bir sene sıra verdiler. Sıkıntı yok, bekleriz bir sene, ben sıra veririm. Bahaneyle o sürede gelip arada böyle pisti öğrenmeye çalışacağım. Çünkü öyle gel gir, son gaz git olmuyor. Tecrübe gerekiyor yani. Hızlı arabayla girmek bir marifet değil buraya. Tecrübeyle girmek marifet. O yüzden öğreneceğim. Böyle arada gelip fazla zorlamadan arabayı. Çünkü bazı virajların dinamikleri çok farklı. Yani şurası gibi. Yani bir anda aşağı doğru geliyor ama. Mesela burada da ilerideki viraj sola dönüyor ve dışa doğru eğim var. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bu arabada çok iyi kondisyonda değil. İlk sahibinden full servis bakımını aldım ama yine de işte lastik gibi, süspansiyon gibi bir şeyleri değiştirsem daha iyi olurdu. Yani stop şu anda araba. Yani bir önceki 1.6 Lancer'ım gibi ufak bir modifikasyon yapmış olsaydım yürüyeninde çok daha keyifli olabilirdi bu araba. Porsche'ye yol vermek çok fazla çiğ var. Belki daha fazlasını alıyoruz da. Öbür araçlarla. Lensirme bu kadar oluyor. Ayrıca bir yere çarpmak istemem. Araba parasını bırakırız direkt oraya. İşte böyle hata yaptığınız zaman tolere edecek araba lazım. Arkamdan bir M2 daha geliyor. Onlara da baktım da BMW yani. Plastik bir şeyleri ne derler, kendini bırakmaya müsait bir araba. Sportumları plastik vesaire. Devirdaim plastik. Yani yarı yolda kalmak için ideal bir araba. Çok zorlayınca şeyler olabilir. Yarışını aldım da.
arabasıyla 400 turdan fazla atmış ve artık arabayı pistten emekli ettim dedi. Normal günlük biniyormuş. Günlük keyfini alıyorum dedi. Şansım aşırı kalabalık değil. Sabah geldiğimde bu YouTuber güreşi denen yerde de bayağı bir kalabalık vardı. Yani görüyordum arka arkaya Porsche'lar geçiyordu. Biraz kötü attı vitesi ya. Genelde burada arkamdan Porsche'lar geliyordu ama bu sefer sadece Golf var. O da bana yetişmez herhalde. Stoksa. GTI Finans'a tabii yetişebilir. Evet, biraz rampa, atmosferik motor. Bu kadar oluyor. Bir tane büyük ihtimal C63 veya S63 geliyor. Muhtemelen C63. Evet, C63 biraz. Bunlar adamlar için sıradan arabalar. Ben de ciğer yarısı alacağım için geçici aldım. Maksat ayağımı yerden kessin, gezeyim. Bir yandan da piste gidip böyle göreyim. Yolda bırakmayacağını bildiğim. Çoğunun bilmediği bir araba. Kullanması da keyifli yani. 1.6 arabaya göre iyi yani. Sadece piste gelmek için neden davranışlar? Günlük de bir yolu lütfen. Sanırım bir tane 944 vardı galiba. Porsche. Onu çekiyorlar. Da vardı. Çekici 700 liraydı galiba. Sanırım yolda kalmış. Vitroya bastım. Golf Arabus 2 geliyor.
sıkıştığım için sıkıştırmaya gerek görmüyorum. Turda çıkacağım. Çıkış kuyruğu da var. Evet, bir tur böyleydi. Sonunda bir Civic gördüm biz Almanya'da. Burada Civic son kasası hiç tutulmamış sanırım. Trafikte falan hiç göremiyorum. Ama Type R gördüm bir iki tane de. Normal Civic görmedim. Nürburgring'de 1.6 Lancer'la böyleydi. Acemiyim biz de. Yani zaman içinde biraz daha burada kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Arabayı da yormanın bir anlamı yok. Üçüncü turdu bu. Soğuması gerekiyor. O yüzden sağdaki çıkış kuyruğuna girdim. Soldan bir tur daha atmak isterseniz telefondan barkod veya LED ofisinden aldığınız kart ile geçiş yapabiliyorsunuz. Geçiş başına 30 euro. Ben internetten aldım. Barkod okutuyorum. Yani korona varken bilet ofisine gidip insanlarla temas halinde olmak istemedim. Böyle internetten satın alıp direkt telefonun QR kodunu hiçbir şeye dokunmadan cihaz okutup geçiyoruz. Güzel bir sistem. Geçen araba ring taksiydi. Yani biri sürüyor, siz oturuyorsunuz. Tabi öyle profesyonel sürücülerin sürdüğü arabalarda oturmak benim sürdüğümden daha fazla keyif veren bir şey. Yani öyle söyleniyor. Yakın zamanda onu da deneyimleyeceğim. Hem onların nasıl bir çizgi tuttuğunu da görmüş olacağım. Öte yandan böyle bir basit arabayla değil de yani Type R olur, Civic Sport olur. O tarz daha güçlü, böyle pistin daha keyfini alınabilecek arabalarla arabalar kiralayıp eğitmen eşliğinde girmek daha keyifli diyorlar. Yani eğitmen size şurada fren yap, şu çizgide dur, sağda kal, solda kal. Ve arkanızdan gelen varsa, işte arkanda gelen varsa sağa yanaş, yavaşça gibisinden şeyler söyleyebiliyor. O yüzden ciğer yarısı gelene kadar biraz tecrübe edinmek istiyorum. Onunla girdiğimde biraz daha onunla yaparım tecrübemi tabii. Önünde, yani önden bir bu Nürburgring pistini test etmek, yani tecrübe etmek gerekiyor. Şu an için iyiydi. İlk dün girdim, bir tur attım sadece bir görmek için. Heves edip. O da güzeldi. Kapanışa yakındı, trafikte olduğu için çok kurcalamadım. Bugün de iyiydi. Bugünlük yeter. Biraz da YouTube virajın olduğu yere gidip oradan çekimler yaparım. Biraz izlerim. Oradan izlemesi de keyifli. Biraz pistin etrafında dolaşırım. Öğlen oldu zaten. Soldan devam eden, ileriye devam edenler piste giriyor. Ama bana yakın gelip sağa girmeye çalışan Türk gibi akıllı arkadaşlar da var. Yani bu kuyruğu beklemiyor. Herkes bekliyor, yani zor bir şey değil. Almanya'da bile kuyruğa böyle kaynak yapmaya çalışan bazı insanlar oluyor. Almanya'da hoş karşılanan bir şey değil tabii. Kurala uymadığınız zaman dövecekmiş gibi bakıyorlar. Pistten şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.